Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yeni mutfağımın videosunu çekmek istedim. Tam anlamıyla daha tamamlayamadım, birçok eksiğim var mutfağımda. Ama videolarımı çekmeye başlamadan önce hangi mutfakta artık sizlere tarif vereceğimi sunmak amaçlı mutfağımı çekmek istedim. Sürekli takip eden takipçilerim bilir. Toplamda 1,5 metrekarelik bir mutfakta videolarımı çekiyordum. Şükürler olsun tekrardan eski evime yeniden dönüş yaptım. Bu ev benim evimdi zaten. Tadilatı yapıp tekrar evime geri döndüm. Artık bilenler, sürekli takip edenler biliyordur. Bir hamilelik geçiriyorum ve 3. kez anne olacağım inşallah. Artık o ev bize yeterli gelmiyordu. Ondan dolayı evimi taşımaya karar verdim. Orada videolarımı çekmekte de oldukça zorlanıyordum. Şöyle sizlere hem konuşup hem de gösteriyorum. Artık kafanıza takılmasın. Bütün videolarımı bu mutfakta çekeceğim. Şöyle birazcık dolapların içinde göstereceğim. Hemen şöyle çekmecesinden başlayayım. Tam olarak daha mutfağım oturmadı tabii ki. 3-4 gündür. Daha henüz yeni bir mutfak. Hamilelikten dolayı da çok fazlasıyla kendi istediğim gibi düzene koyamadım. İki çekmeceyi kaşıklık olarak kullanıyorum. Hemen bu çekmeceme de böyle kavanozlar koydum. Buraya da böyle baharatlarımı falan yerleştirdim. Eskiden mutfağım küçük olduğu için çok fazla böyle aparatlarım var. Burada hemen fırınım. Şurada en alt çekmecemi de göstereyim. Buraya da böyle buzdolabı poşetlerimi, peçetelerimi falan koydum. Hemen böyle hızlıca göstereceğim. Hemen buraya böyle tabaklarımı koydum. Çok yukarılara uzanamıyorum. Maalesef şu anda birazcık hamilelik sebebiyle zorlanıyorum. Hemen hemen bir 10 güne kadar inşallah Allah'ın izniyle bebeğimi de kucağıma alacağım. Hemen burada böyle tavalarımı, ufak tefeklerimi koydum. Size şunu da göstermek istiyorum. Çok kullanışlı bir şey. İçinde gizli bir çekmecesi var. Ne istiyorsanız, ister kaşığınızı, çatalınızı ya da buzdolabı poşetlerinizi bile koyabilirsiniz. Ben böyle kaselerimi koydum şimdilik. İlerleyen zamanlarda oraya yeni aldığım kaşık, çatal takımı koymayı düşünüyorum. Hemen bir alt çekmecesine de şöyle bakalım. Buraya da böyle bezlerimi, plastik ürünlerimi. Hemen burada böyle deterjanlarımı koydum. Şöyle göstereyim. Yağlarımı üst tarafa hemen şöyle büyük çekmecelerime sığmayan mercimek, pirinç ve un kaplarımı, tost makinelerimi. Altta da böyle deterjanlarımı falan koydum. Tabii ki daha tam anlamıyla dediğim gibi istediğim gibi yerleştiremedim. Ancak bu hamilelik bittikten sonra buraya da böyle çöp kovamı koydum. Burada bulaşık makinem var. Hemen şöyle üst dolabıma da bakalım. Buraya da böyle salata tabaklarını falan koydum. Üst tarafta da böyle tabaklarım var. Gerçekten eskiden küçük mutfakta yapmakta çok zorlanıyordum. Hatta fırınım bile mini fırındı. Normal fırınım bile yoktu. Artık şöyle fırınım da bu. Bunu da pişireceğim yemeklerimi. Bu da ocağım. Çekimlerimi burada yapacağım. Sizlere bu videoyu çekmemin amacı daha çok çünkü birkaç gün öncesine kadar ablamın evinde kalıyordum. Hamilelik sebebiyle kendi evim çok küçük olduğu için çok bunalıyordum. Çekim yapamadığım için ablamın evinde çekmeye başladım birkaç videomu. Bundan sonra evime taşındım. Artık size buradan inşallah Allah'ın izniyle güzel videolar paylaşacağım. Şöyle perdemi göstereyim. Ben böyle bir zebra perde kullandım. Hatta şuraya daha tam ne perde kullanacağımı da bilmiyorum ama ip perde kullanmayı düşünüyorum. Eğer önerileriniz varsa da yorum kısımlarına yazabilirsiniz. Ben böyle duvarımı gri kullanmayı tercih ettim. Koyu bir gri.
da hemen böyle buzdolabım var. Yukarıya da şu kısmı da tepsilerimi koydum. Daha şu yukarılar boş. Oraları tam daha dolduramadım. Bu şekilde. Sizlere bir de kalıplarım falan koyduğum bir dolabım var. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle dolabımı açayım. Ben buraya fortmanto yaptım. Fortmantonun bir bölümüne tamamen böyle borcamlarım, işte sunumda falan kullandığım tabaklarım, kalıplarım, hepsini böyle buraya koydum. Kutularıyla saklamayı daha çok tercih ediyorum. Tencerelerim var. Bir de böyle bir yerim var. Daha yemek takımı da almayı düşünüyorum inşallah. Burası da böyle. Bir gün aralıklarla her gün videolarımı atmaya devam edeceğim. Birkaç gün ara verdim çünkü taşınma telaşı derken hamilelik de beni birazcık zorladı. Ondan dolayı çok fazla video atamadım. Bugün, bundan sonra inşallah bir gün aralarla videolarımı atmaya devam edeceğim. Mutfağım bu şekilde. Bundan sonra size en iyi, en güzel tarifleri bu mutfaktan sunacağım. Böyle eksiklerle de olsa size mutfağımı gezdirmek istedim. En güzel tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.